Şu anda Yamaha Tuna'dan motosikletimizi almak için evrakları düzenlemeye geldik. Şimdi onları hep beraber yapalım. Hadi bakalım. Plakam hazır. Ne yaptılar? Birazdan. Şu anda motosikletimle ilgili işlemleri yapmak üzere yeni motosikletim Iron Max'i almak üzere Tuna motosiklete geldim. Tuna motosiklette Harun benimle ilgilenecek, hangi evrakta ne işlemler yapacağımı anlatacak. Ondan sonrasını hep beraber görelim. Hadi içeri gidiyoruz. Şu anda Tuna motosikletteyiz ve motosikletimi alacağım ama burada bir güzel bayan oturuyor. Burada bir... Ya şunları çekme. Gördüğünüz gibi yemek yiyor Harun. Harun da şu an her zamanki gibi telefonda telefonda işlemlerini yapıyor. Bizle ilgilenecek. Anlamam ben. Samimi bir ortam. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba Bahar ben. Tuna motosikletten Bahar. Adem'i de görelim. Adem'e doğru gidiyoruz. Adem Bey merhaba. Hoş bulduk. Bugünkü işlemler için evrakları senden alacağım herhalde. Tabii ki. Tamam. Biraz sonra geliyorum. İlk önce Harun'la görüşeyim, sonra yanına geliyorum. Peki. Hadi görüşürüz. Evet. Herkese merhabalar. Evet, burada eğlenceli dakikalar devam ediyor. Buyurun Bahar Hanım. Bir yeni attığınız. Audi A6. Yükselmenin. Audi A6. Söyleyemiyorum. Nasıl bileceğiz? Eğer Tuna motosiklette çalışıyorsanız çok şanslısınız. Evet, işlemleri yapmak üzere neredeyiz? Harun'un yanındayız. Merhaba. Merhaba. Neler yapacağız Harun bugün, anlatsana. Dezenfektan sıkacağız. Şimdi bugün geldim motoru almak için ama hemen motor almadan önce evraklarla ilgili bir işlemler yapacağız. Ne veriyorsun? İlk önce ne yapıyoruz? Onu anlatır mısın bize? Satış sözleşmeni yaptım abi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Paranı da aldım. Evet, ilk önce parayı ödemiş oluyorum. Paramız yattı. Evet. Hesapta göründü. Evet. Faturasını keseceğiz. KDV ÖTV'sini ödeyeceğiz. Damga vergisini ödeyeceğiz. Dosyanı hazırlayacağız. Tamam, dosyayı ben aldıktan sonra nereye gidiyorum, ne yapıyorum? O işte birinci aşama trafik sigortası. İlk ne önce ben çıkmadan önce o zaman Emre'yi bir arayacağım. Arayayım yanında. Ara. Hemen arıyorum. Trafik sigortanı. Alo, Emre'cim merhaba. Bu arada Saruhan sigortadan Emre'yi arıyorum. Emre, sana bu motosikletle ilgili bir şey yaptım. Attığın kağıt neydi? Neydi? Adı neydi? Satış sözleşmesi. Satış sözleşmesini atmıştım. Onunla ilgili sigorta yapman gerekiyor. Trafik sigortası, ben ona göre notere gideceğim. İşlemlerimi yapacağım. Ondan sonra da şoförler derneği mi? Şoförler odası, oraya gideceğim. Şoförler odasına, evet. Ondan sonra da plakayı alıp geleceğim. Senden rica ediyorum, benim işlemi yapabilir misin? Zaten kayıtlı sende ödeme. Tamam, teşekkür ederim. Evet, herkese merhaba. Ne haber? Ne yapıyorsun? Şu anda Mehmet yanımızda. Çekim yapıyorum. Mehmet'cim selamlar. Aleyküm selam. Hadi kolay gelsin, görüşürüz. Harun anlattığı gibi plakamı aldım. İşlemler tamam, sadece motorumu teslim almak kaldı. Şimdi çok basitli işlemler, onu anlatayım ilk önce. Buradan Harun'dan aldığım dosya içerisindeki belgelerle notere gittim. Noterde 200 küsür liralık gibi bir meblağ tuttu. Noter işlemlerimi yaptırdım. Oradan aldığım kağıtla Şoförler Derneği'ne gittim. Oradan plakamı bastırttırdım. Plakamı bastırttıktan sonra da buraya geldim. Plakayı bastırmak için de 28 lira aldılar plaka basım ücreti. Onu da aldıktan sonra şimdi Harun'un yanına geri dönüyorum. Tuna Yamaha'dan motorumu teslim almak üzere. Şu anda Tuna tabii kalabalık. Yine Adem Bey burada. Evet. Harun boğum her zaman gibi. Evet.
Hoş geldin abi. Hoş bulduk. İşlemler tamam. Oo. Olay sende. Plaka söylemiyoruz. Plakası. Birazdan servise ineceğiz ve servise benim motorla ilgili işlemler başlayacak. Tamam sen. İstersen bugün onların hepsini sıkıştırmayalım. Bu kısa bir öykü olarak olsun. Motorun başındaki işlemler için. Zaten aşağısı Kurtlar Vadisi abi. O zaman orayı görelim mi o şekilde? Beraber aşağıyı bir görelim mi? Görelim abi. Bir görelim. Motor hangisi onu görelim. Ondan sonra plaka işlemleri yani bittikten sonraki kısmı daha sonra anlatacağım. Bu hikayede sadece ne gibi işlemler yaptığımız, sonra da Tuna Motosiklet'ten aldığınız motosikletin teslimatıyla ilgili işlemleri anlatacağım. Şimdi aşağı inelim, durumu görelim. Bakalım nasıldır. Çay sonra mı alacağız abi? Evet. Sonra çayımızı çok içelim. Güzel taze çay denilendi. Burada bekleyenler için çok güzel bekleme yeri var ve orada çay kahvenizi alıyorsunuz. Evet, burada Mustafa Bey yardımcı oluyor size her türlü konuda. Mustafa Bey motorumu almaya geldi. Hoş bulduk. Evet. Hangi motor benim Harun? Sana döndürüyorum olayı. Motorumu bulmaya çalışıyoruz. Bir sürü motor gelmiş arkadaşlar. 2020 Max'lerin rengi nasıl? Oo, 2020 mi bu? Evet. 2020 NMAX. Güzelmiş, renkler güzel. Yukarı mı çıkıyoruz? 2020 NMAX'lerimiz, MT25 ve AR25'lerimiz geldi. Evet. Böyle bir evim olsun istemişimdir, biliyor musun Harun? Nasıl biliyor musun? İyi. Motoru da alacaksın, yanına yatağının yanına çıkaracaksın. Böyle şey bir yerde kalacaksın. Ben bir müşterimin R1'ini salonuna koymuştum. Senden bazen ara ara böyle hikayeler de istiyorum. Abi sen 900'den bahsediyorsun, 700'den mi? Hiç bu taraftan burayı görmedim. Çok güzel. 2019 Düz Tracer 900'üm var abi. Gri de var, siyah da var. Harun'cum kurşalamazsak sevinirim, rica ediyorum. Basma. Daha teslim etmedim. Vuracağım kırbaçı. Benim olacak fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbaçı. Vuracağım kırbaçı. Hayır hayır olmaz. Benim babam zengin. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbaçı. Nedenmiş? Babam çok zengin benim. Çuvalla para verir. Gene de alır. Evet. Yavru aşağıya doğru iniyor. Yavru en son. Yavru. 15. Hissettiğimde bulduk. Bu dedim. Harun dedim ki bu dedim. Kesin bu dedi Serkan. Bu dedim abi. Bu çıktı ya. Aşağıya basıyorum. Evet. Evet. Mustafa kardeşim yardımcı olacak bana. Sisipar Ozan yarın bütün her şeyle ayrı bir çekim yapıyoruz. O şekilde hallediyoruz değil mi? Harikasın. Şimdi biz yukarı çıkalım. Yalnız bırakalım, Mustafa'nın işi var çünkü. Kendinize evet. İyi bakın. DNA. Evet. Kardeşim Sezer'e de merhaba deyin. Merhaba. Şimdi bütün işlemler yarına kaldı. Şimdi yarını Serkan hallediyoruz. Serkan Harun motorunu buraya koyduk evet. Arkadaşlar. Ben arkadaşlara söyledim, biz yukarı çıkınca dedim gevşetin vidaları. Gün intikam günüdür. Artık bitti. Yani saat kaç şu anda? Biz tabii işlemler bitme etme öğleden sonra 16.59 artık bitti. Yarın devam edeceğiz. Bu ayrı bir bölüm olacak. Yarın görüşmek üzere. Biz şimdi çıta. Güzellikle çıta. Güzellikle en son kalan 5'e kalmış çayımızı alalım, yukarıda keyifli içelim kardeşim. Püsküvit de var. Püsküvit. Oo güzel. Püsküvit. Adnan kardeşim. Merhaba. Merhaba. Evet.
Burada herkes güler yüzle çalışıyor. Şimdi... Adem'e hoş geldin. Müşterilerle ilgilenecek abi. Görüşürüz. Bugünlük bu kadar.